Herkese merhaba oyun severler. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar yine Roblox'tayız maalesef ki. Neden diye soracaksınız. Çünkü abi şöyle bir durum var arkadaşlar. Buldum. Fortnite için bulduğum program bana sorun çıkarttı. Açılmıyor şu anda. Oyunda zaten oyunu galiba güncelleme falan getiriyorlar, emin değilim. Oyunda ne öyle kusursuz çalıştığı söylemez. 2 Ağustos gibi bir tarihte de arkadaşlar şey yapacağım. Şey dışına çıkacağım. O zaman da video atamayacağım için 2 hafta boyunca dedim. Eğer Roblox atmazsam hiç video atamayacağım gidene kadar. O yüzden mecbur Roblox atıyorum. Oyunun sesini kısmayı ben unuttum. Şöyle kısayım. Tamam. Dediğim gibi arkadaşlar Ağustos'un ikisinde şehir dışına çıkacağım. Dolayısıyla video gelemeyecek. Fortnite'da dediğim gibi program sıkıntı çıkarttı. Ayrıca oyunda doğru düzgün çalışmıyor. Bu nedenle Fortnite'da atamadım. Ben de dedim bari gidene kadar Roblox atayım. Yapacak bir şey yok. Gelince artık Fortnite işini çözmeye çalışacağım. Gidene kadar da 100 olmaya çalışıyorum. Neyse arkadaşlar bugün ne yapacağız? Az önce attığım şöyle ağlardan da anlayacağınız üzere veya şöyle. Bugün ne yapacağız abi? Gerçek bir Spider-Man olacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle hemen kostümlerimize bakalım. Bugün Roblox'ta bulabildiğim en gerçekçi Spider-Man modunu oynuyoruz. Ve gördüğünüz üzere ben bir sürü kostümü açtım. Yani şu kaldı bir tek de bunun da ne olduğunu bilmiyorum. Gördüğünüz üzere şu da gruba katılınca verilen bir kostüm. Arkadaşlar ne yapacağız? Sizi ilk izninizde bu arada sadece şu ve şu var. Şu ve şu. Başka yok yani siz oyuna girdiğinizde. Açıyorsunuz bunları. Yani neyse arkadaşlar bugün ne yapacağız abi? Bugün bu modu inceleyeceğiz. Bakalım nasıl bir modmuş. Oyunun adı şurada yazıyor. Bulabilirsiniz. Abi ben bugün ne giyeyim? Bakın arkadaşlar bu arada şöyle göstereyim tüm kostümleri size. Yani hepsini gösteremesem bile. Şöyle her kostümlerin abi şöyle kendi karakterleri de var. Yani kostümü çıkartıyorsunuz böyle sonra da giyip geliyor. Onun da karakteri öyle mesela. Şöyle hemen hızlı göstereyim her birini. Tobey Maguire'in ilk kostümünün şeyi görüyorsunuz. Şöyle bir suratı var. Gördüğünüz gibi kostümü çıkarttı tip bu abi. Kostümü çıkarınca. Sonra şunu giyelim mesela. Tom Holland'ın ilk kostümü abi. Çıkart. Tip böyle. Saçı biraz benziyor bu arada. Çıkart. Böyle yani görüyorsunuz. Da Tom Holland'ın şey kostümünü bulamadım. O Civil War kostümünü falan bulamadım. Belki de o şu olabilir yani. Neyse. The Amazing Spider-Man'in ilk kostümü ne diyeyim? İlk gerçek örümcek adam kostümü. Şöyle. Görüyorsunuz bunun da tip böyle. Hemen şöyle hızlı tiple göstereyim sonra modu incelemeye başlayacağız. Into the Spider-Verse animasyon filmindeki Peter B. Parker kostümü uyuyor. Evet. Öyle bir tip ayarlamışlar. Şöyle sonra arkadaşlar. Her neyse diğerine geçelim. Spectacular Spider. Bunu göstereceğim zaten. Onu geçelim. Bu videoda onunla oynayacağım. Bu da Miles Morales'ın Into the Spider-Verse hali. Şöyle görüyorsunuz da saçlarına biraz beyaz katmışlar. Şöyle çıkartınca da böyle oluyor arkadaşlar. Bu arada böyleyken de ağ falan atabiliyorsunuz. Az önce ben zaten hiç kostüm giymeden attım yani gördünüz. Evet bu neyse. Şöyle Gwen'imiz var. Yine Into the Spider-Verse'den. Ya saçı falan böyle var. Da Gwen'in normal saçını da yemeydi. Neyse arkadaşlar bu da böyle. Ondan sonra Miles Morales'ın PC5 Miles Morales kıyafeti var. Şöyle. Ya oyun gayet güzel arkadaşlar. Bir sürü Spider-Man seçeneği var. Bunları görevlerle açabiliyorsunuz. Bu da Tobey Maguire'ın ilk örümcek adam kostümü. Şöyle. Şöyle hemen ondan sonra bir de Ajan Venom olalım. Öyle arkadaşlar bazı kostümlerin şeyi var. Ajan Venom zaten Flash Thompson. Bunu bilenler bilir. Hemen şöyle giy abi. Mesela bunun kendi özelliği var. V basınca şöyle tarıyor ve tak atıyor diye biliyorum.
Böyle tadıyı çevirmesin böyle basınca. Evet, bugda mı kaldı? Aynen, bugda kaldı. Tamam, geldi. Okey. Ah. Yani neyse arkadaşlar, bugün biz şöyle Çiktepe'ye abi. Bugün biz ne yapacağız? Spectacular Spider-Man'le oynayacağız. Hemen al abi şöyle Spectacular Spider-Man. Ha, bu arada şunu göstermedim de, bunun U'su yok yani. Bunun o maske çıkartması falan yok arkadaşlar. Bu böyle direkt. Her neyse, ben hemen bir şunu giyeyim. Evet aga, giydik. Spectacular Spider-Man. Onun da tipini gösterelim şöyle. Bunun da tipimiz böyle, bunda da. Her neyse, giyelim. Ve geldik. Evet arkadaşlar, bugün gerçek bir örümcek adamı. Of. Gerçek bir örümcek adam olacağız. Suç gelirse suçlara falan bakarız işte abi. Böyle tullayacağız. Özellikleri falan göstereceğim. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. Yapış abi bir duvara. Duvara yapış. Hadi örümcek. Yapışmazsan yapışma anasını. Buzda yapışacaksın. Böyle koşuyor ama bunu CTRL'ye basınca yapıyor. Yani CTRL'ye basıp bunun modunu değiştiriyorsunuz. Şu hızlı koşu falan öyle mesela. Normalde oyuna böyle başlıyor arkadaşlar. Duvara yapıştığında da şöyle gidiyor. Ama CTRL'ye bastığınızda gördüğünüz üzere bir kere basıyorsunuz, koşmaya geçiyor. Ondan sonra hızlı koşu var gene aynı şekilde. Hızlı koşuyor şöyle. Böyle Y basınca şöyle sapan yapıyor işte kendine. Sapan gibi bir şey yapıyor Y basınca. Fotoğraf modu bile var yani arkadaşlar oyunun. Dur, onu gösteremedim. Fotoğraf modu mu? O değildi lan. Heh, buldum. Evet, görüyorsunuz. Fotoğraf modumuzu. Şöyle. Mouse. Heh, tamam, açtım mouse'u. Bunlar neymiş mesela işte. Ha, böyle efekt falan ekleyebiliyorsunuz aga. Şöyle. Böyle gayet güzel yapılabiliyor yani. Fotoğraf modu da var yani. Time bir de. Böyle havayı falan ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle. Bu neymiş? Sinematik mod diyor. Heh, sinematik mod da bu. Tamam abi, neyse, bizim işimiz ondan değil. Şöyle. Evet arkadaşlar, dediğim gibi sapanı da yapalım bir daha. Şöyle. Böyle arkadaşlar, dövüş sistemleri de var tabi. A falan atıyor yani şöyle. Yapıştırma amaçlı atıyor ya. Onu fırlatıyor abi. Dövüş sistemleri var. K falan da vardı, onları benden çözemedim. Olay gelse aslında bir dövüşürüz de birileriyle. Olay gelmiyor. Belli boss yerleri var. Ha, kostümlerini nasıl açıyorsunuz? Biraz ondan bahsedeyim. Bu görmüş olduğunuz Spectacular Spider-Man kostümünü haritadaki Spider-Man haberlerini toplayarak, Daily Bugle'ın haberlerini toplayarak açıyorsunuz. Mesela The Amazing Spider-Man kostümü buradan. Bunu işte alıyorsunuz. Bu size yarı şey veriyor. Öyle yani. O öyle açılıyor arkadaşlar. Bunu alıyorsunuz. Amazing Spider-Man Suite'i. Şöyle işte halkalar falan var. Onların içinden geçiyorsunuz. Yarışı bitirince abi veriyor size kostümü. Peter B. Parker Into the Spider-Verse pantolonlu kostüm var ya, onu nasıl açıyorsunuz? Ayrıca da böyle kumanda mıdır? Bilgisayar bir şey ismidir. Nedir? Ona benzer bir şey var. Onları topluyorsunuz gene. Ajan Venom'u, Venom'un simbiyot şeyleri var böyle şehirde. Onları topluyorsunuz. Siyah siyah böyle. Bunu topluyorsunuz, öyle açılıyor. Başka Miles yine görevlerle, bir tane binanın üzerinde olması lazım. Gwen de aynı şekilde yine görevlerle. Diğer kostümler görevlerle diyebiliyorum. Aga bak, şu pizza göreviyle açılıyor. Şu görevle açılıyor parktaki. Şu hatırlamıyordum ama bu da görevle açılıyor. Şu da görevle açılıyor. Bu da görevle. Zaten bunları toplayarak açıyorsunuz. Bunlar yarışlarla açılıyor. Şu yarışla açılıyor. Şu pizza. Şu da yarış. Öyle yani. Evet abi, şimdi de olay gelir mi acaba? Bekleyelim bakalım. Olay gelirse bakarız. Daha hiç gelecek gibi durmuyor. Ben bankaya gideyim. Bakayım, ben görev alabilirim bankadan. Banka nerede abi? Neredeydi lan banka? Vay. İnşaatların birinde abi Sandman'in yeri falan var mesela. Trust Youth Bank. Aga harita güzel ya valla. Adamlar yapmış bayağı o bilgisayar oyununun, yok pardon, PlayStation 4 oyununun Lootbox ve bilgisayar versiyonunu tasarlamış adamlar. Gayet güzel olmuş bence.
Yani biraz daha geliştirmeye ihtiyacı varsa, zaten daha oyun arkadaşlar beta'da. Gerçek bir örümcek adam olacağız. İşte öyle. Biraz da farklı kostümle takılalım. Eğer bunu isterseniz bundan bir video daha çekebilirim bu arada. Şöyle. Sen de mesela şununla takılalım biraz da mesela abi. O da ben oyunu ilk keşfettiğimde kostüm giymiyordu. Güncelleme gelince düzeldi. Sizde de eğer giymiyorsa güncelleme gelince düzelir. O konuda merak etmeyin yani. Şöyle durunca, boşluğa basılı tutunca da hiçbir şeye basmadan böyle bekliyor. Aç mesela maskeni. Aga mesela şunu yapabiliyorsunuz, anlatabiliyor muyum? Şöyle durabiliyorsunuz. Yani bundan gayet güzel ZP'ler çıkar aslında. Evet, kostümü öyle bir çıkar için var ki. Giy abi, gel. Giy, gel. Okey, giydik geldik. Bundan gayet güzel olaylar çıkartılır. Neyse aga, bu mod böyle işte arkadaşlar. Yani gösterecek pek bir şey yok. Bir de botlar falan oluyor da. Bir bankaya uğrayayım da ondan sonra videoyu kapatalım. Ben görev alabilirim. Ha, banka şurası olması lazım. Bu da mıydı lan? Yok, bu da değildi galiba. Neredeydi oğlum banka? Bu da değildi galiba. Bakayım. Aynen, bu da değil. Bu da tren yolu. Bankanın yerini unuttum. Kapısında polis araçları da olan bir yer olması lazım. Bu da ne? Farmazi. Eczane. Bakayım orada. Kapısında polis araçları olan bir yer. Bu arada abi, haritanın ortasında da şey var. Arkadaşlar, Stanley'nin heykeli var. Onu da hatta göstereyim şöyle. Ayrıca bir yerde de grafitimizin olması lazım. Uzaylıların orada bir yer. Şurada bir yerde grafitiler var bizim. Evet, bakın şeye geldim. Burada Tobey Maguire'in Örümcek Adam kostümünü açıyorsunuz. Bu pizza görevini yaparak. Evet, Stanley de burada arkadaşlar. Stanley'nin heykelini görüyorsunuz. Şöyle. Stanley abimizin kafasında duralım. Şöyle, bu Stanley'miş. Öyle koymuşlar yani, zaten burada yazıyor. Burada mesela PS5 Miles Morales kostümü açılıyor gene. Böyle arkadaşlar bunlar. Ha, bakayım şeyi bu. Aa, grafitimizi gördüm orada. Grafitiyi gördüm. Bakın gördüğünüz üzere. Şöyle. Ama abi önünde ağaç olmasa aslında şu an onun numara SS alınır. Şöyle birazcık daha biz belli olsak. Aslında şöyle mi? Şöyle ben bir tane screenshot alayım abi. Bunları belki video kapaklarında kullanırım. Video kapağını da ayarlamak lazım. Yani neyse, burada işte Blocksound falan var. Bunun da tepesinde bizim Peter B. Parker bize yine bir kostümün görevini veriyor. Miles Morales. Into the Spider-Verse'ün Miles Morales kıyafetinin görevini veriyor. Vay! Ago, açamadığım kostümün o hangi kostüm olduğunu bilmiyorum bu arada. Bilince onu da açarım. Belki bilen varsa yoruma yazabilir. O hangi kostüm veya nasıl açıldığını da yazarsanız iyi olur. Açarım onu da. Dediğim gibi, eğer isterseniz bir bölüm daha çekilir bundan. Yani çıkar bundan bir bölüm daha. Kim abi, bankayı arıyorum da bulamadım galiba. Bu da mı lan? Ha, bu da bu da. Bu da sonrası var. Burada polis araçları vardı, yok artık. Aynen bu da. Kim buradan görev verecek mi? Bu da şokır geliyor genelde buraya. Evet arkadaşlar, küçük bir sorunumuz oluştu ve şöyle bir durum var. Roblox gene kaydı durdurdu. Ben de şu anda devam ediyorum. Zaten çok kısa bir kısımda kaydedeceğim. Evet, yani bu kadar. Görev vermiyor. Evet arkadaşlar, modu böyle bir mod. Sevenler oynayabilir. İstedikleri kostümleri giyebilir. Ben bir Örümcek Adam hayranı olarak bu modu onaylıyorum arkadaşlar. Gayet güzel bir Roblox oyun modu. Yani neyse. O zaman abi şöyle bitirelim. Şöyle güzel bir yerde bitirelim ya. Nerede bitirelim? Anam. Bunu bilmiyordum ben. Ne bu? Yanıyordu. Oo, ne oluyor? Bak bunu bilmiyordum. Bunu ilk kez görüyorum. Aa, Sandman. Aa.
Sen ben, kum adam. Gel lan buraya. Dövebiliyoruz mu biz bunu? Havala lan, nasıl döveceğim? Gel sen oğlum. İn lan bir aşağı. Aa, adam havadayken adamı dövüyorum. Şöyle Q'yle çekiyor bu arada kendine veya fırlatıyor alıp. Lan ben bunu nasıl döveceğim? Aga gir şeyi, gir Venom'u. Daha altında olduğu için dövemeyebilirim. Çek bakayım şunu. Yok yok, ölmüyor. Altımda çünkü. Üstümde olaydı, ölüldü. Kardeşim bir aşağı gelir misin ya? Ne uçuyorsun havada? Aa, adam havada uçuyor ya. Ne uçuyorsun kardeşim havada? Gel aşağı. Yanında durabilirsem 10 numara olacak. Neyse abi, biz videoyu bitirelim. Bununla uğraşamayacağım şimdi. Şöyle Flash Thompson'la. Hazır lan. Peter Parker'la bitirelim. Flash Thompson'ın ne işi var? Flash Thompson kimmiş? Aç maskeni. Çıkart kostümü. Evet arkadaşlar, şöyle bir Peter Parker olarak bitirelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Ve videomuza aşağıdan like atabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir daha başka hangi modları çekeyim? Onu da yazarsanız güzel olur. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.